Geçen haftanın en dikkat çeken haberlerinden biriydi düğünde dolandırıcılık iddiası. 17'lik gelinle ailesi düğünün 3. günü memleketlerine dönmeye kalkınca erkek tarafı soluğu karakolda almıştı. Soruşturma sonucu anlaşıldı ki kız tarafının daha önce de yine benzer girişimleri olmuş. Hatta babası kızıyla için internetten ilan verip evlilik için fiyat bile biçmiş. De 250 İlk de 500 bin TL başlık parası istediler. Biz de hayır olmaz falan deyince 250 bin TL'ye anlaştık. 17 yaşındaki kızı için 250 bin lira başlık parası istemiş, aile düğün günü takılarla kaçmıştı. O babanın 4 yıl önce sosyal medyada satılık ilanıyla kızının fotoğrafını paylaştığı, dahası geçen sene canlı yayında kızı için fiyat biçtiği ortaya çıktı. 17'lik gelinle damadın düğünü karakolda bitmiş, takı takma merasiminin sonunda cenazemiz var diyen kız tarafı takılarla memleketlerine dönmek isteyince ortalık karışmıştı. Babaannesi ölüm yatağındaymış, öldüler falan dediler, e, düğünü ortalığa kaldırdılar. meğer öyle bir şey yokmuş. Gelin ve ailesi iddiaya göre altınların bir kısmını götürebildi. Damat tarafı yağma, kız tarafı ise şiddet suçlamasıyla şikayetçi oldu. 3 defa kına yakıldıktan sonra havaya zıplatıyoruz zıplattıktan sonra onda ilkinde ilk zıplatmada kafasını çarptı bu. Sonra gözü falan şişti. Bunlar hep darp olarak göstermiş. İddiaya göre 17 yaşındaki gelin ifadesinde ailesi tarafından düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirildiğini ve bunun ilk olmadığını söyledi. Hatta ablasının da 3 kez bu yola zorlandığını belirtti. Baba iddiaları reddetti ama soruşturma sürerken yeni fotoğraf ve videolar ortaya çıktı. Baba kendini şaka amaçlı yaptım diye savundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 yaşındaki kızı devlet korumasına aldı.